Aralık Perşembe Gulfstream Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü son yarışlarımız yarın cumartesi günkü programını veriyorum. Yani gerçi ne? Cuma günü. Ondan sonra işte dediğim gibi yolculuğum başlıyor. Ben fazla sözü uzatmayacağım zaten. Bu son programımızı da hemen azından sunalım. Çünkü biraz vakitte bayağı ileri geldi. Bu birinci koşu İdili Plaza ayağımız 20.35'te Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusuyla start veriyor. Ben biraz acele edeceğim çünkü fazla vaktimiz de yok en azından yetiştirebilmek adına. Ben hemen buradaki oranlara geçiş yapalım hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi birinci koşunun burada gerçi Türkçe çevrilmiş otomatik çevirme olduğunu bu sefer de. Neyse burada bir nolu safkan 11 bölü 8 yani 1.20, 1.30, 1.40 arasında ama genelde 1.20 arasında bir oranı var. 1.10 safkan. Daha sonra 3, 8.10 safkan 3 lira, 7.10 safkan 3.30, 4.10 safkan 6.5 lira, 2.10 safkan 14 lira, 6.10 safkan da 22 lira. Gerisi de zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz sürpriz hanesinde olan isimler. Ben hemen 7'li piyasadaki tuttuğumuz safkanları size aktarayım. Arkadaşlar ben de burada bir nolu Always Mish Behaving bir Into Mishi temsilcisi olan bu safkan Miguel Angel Vasquez'de ben ilk şanslı isim olarak vereceğim. Bence tek ciddi rakibi de bana göre tabii ki bir tapit temsilcisi olan 8 dolu Isle of Man bir Paco Lopez'de start alacak olan bu safkan bana göre 1-8 arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Yani büyük ihtimalle de bu şekilde ama tabii çok ağam şam süper seviyedeki safkanların da olmadığı aşikar. Yani buraya çok bir at yazma gereği duyarsanız en azından şu Tonalist dayı var arkadaşlar. Mario Fuentes'e stak olacak olan safkan. Eğer 3. safkan arayışına girerseniz de en azından 2 nolu safkanlarında bir sürpriz arayışını bulabilirsiniz. Ama ben 1-8 arasında tutuyorum. Daha sonra 2 nolu safkan. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir satış koşusu şartlı. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Burada 7 safkan arasında koşulacak olan bir yarışa baktığınız zaman hemen burada oranları geçiş yapalım. Burada gördüğünüz gibi bir nolu safkan bir iki tane yerde satışı kapanmış ama genelde 1.20-1.50 arasında oran verilmiş ama satışa kapalı olan yerleri de var. 5 nolu safkan 2.25 bazı yerlerde 2 lira oranı var. 3 nolu safkan 5 lira. 6 nolu safkan 10 lira. 4 nolu safkan 12 lira. 2 nolu safkan da 18 lira gibi bir orana sahip. Son olarak da 7 nolu safkan da işte 25 lira gibi orana sahip. En azından buradaki oranları da gördünüz. Ben hemen yarış içerisine geçeyim. Ben de burada bir Kozan temsilcisi olan bir nolu Markistan, Luis Saez'de en azından performans olarak da biraz daha rakiplerin önünde görüyorum. Ben de bu safkanın yarışı kazanmasını bekliyorum. Luis Saez'de bir nolu Markistan benim bugünkü banko safkanım arkadaşlar. Günün ikinci ayağında Maiden satış koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta hemen oranlara geçiş yapalım. Burada da gördüğünüz gibi 8 nolu safkan 1.60-1.50 civarında bir orana sahip. Çok değişken ama genelde 1.40-1.50-1.60 arasında gezinen bir safkan. 8 nolu Tower. 3 nolu safkan Freeze Turkey. Vallahi Türk ismi de çıktı. 2 liralık bir orana sahip. 7 nolu safkan 5 lira orana sahip. 2 nolu safkan 6.5 lira. 1 nolu safkan 10 lira. 5 nolu safkan 25 lira. 6 nolu safkan 28 lira gibi orana sahip. Son sıradaki 4 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen ben oranları geçiş yapalım arkadaşlar. Oranlardan sonra tahminlerimize geçelim. İkinci ayakta benim burada sizlere önereceğim ilk safkan 8 nolu Torover. Bir Overnolize temsilcisi olan bu safkan Victor Lebron'la en azından performans olarak biraz daha iyi gibi gözüküyor. Yani ne kadar burada almış süper bir seviyede safkanları yok ama en azından bu safkan ikinci yarışında bir üçüncülük elde etmiş. Handikapı da 54. Yani bugünün en şanslı ismi olarak Victor Lebrun'lu 8 nolu Thor Rover olacak arkadaşlar. Tabii rakipleri var. 3 nolu Freeze Turkay. Bir Strong Mandate temsilcisi Joe Bravo ile start alacak olan bu safkan en azından bir yarış koşmuş. Altıncılık elde etmiş ama 48 handikap puanı kapmış. Demek ki biraz daha iyi grupta koşmuş. Daha sonra 2 nolu Geometrico. Bir California Chrome temsilcisi Christian Torres'e start alacak olan bir safkan en azından tabelalarıyla dikkat çekiyor. Bence yazılması gereken bir diğer isim olur ve son olarak da 7 nolu Waterchai. Bir Orb temsilcisi Leonel Reyes'e start alacak olan bir safkan da en azından formunda bayağı da yükseltmeye başlayan bir isim. Yani bu ayakta 8 nolu safkan bende ilk safkan
Daha sonra 3, 2 ve 7 nolu safkanlar da sırasıyla önerdiğim safkanlar. Günün 3. ayağında Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında hemen oranlara bakalım. Burada da 7 nolu safkan 3 lira, 3,5 lira gibi orana sahip. Yani 3,5 lira diyelim. 6 nolu safkan 3,5 lira. 4 nolu safkan 3,5 lira. 3 nolu safkan 4,5 lira. 2 nolu safkan 6,5 lira. 5 nolu safkan 7 lira. Ve son sıradaki safkan da büyük ihtimalle 8 nolu safkan olacak herhalde. Gerçi 1 nolu safkan 12 lira. 8 nolu safkan da görüyorsunuz. Bazı siteler 10 lira veriyor. Bazıları 16 lira, 25 lira veren var. 14 lira veren var. 8 nolu safkan da işte 16 lira diyelim. En azından öyle o şekilde diyelim. Ama genelde 14 lira, 10 lira arasında gezinti yapıyor. Hemen tahminlerimize geçelim bu ayak için. Ben burada da 7 nolu Happy Champ, bir Run Happy temsilcisi Julian Laporosa start atacak olan safkan. İki yarış koşmuş, iki tane altıncılık sahibi ama 77 handikap gibi güzel bir handikapı var. Yani iyi bir gruptan geliyor bu safkan. Bence bugünün ilk şansı ismi olarak kuponlara yerini alması gerekir. Ben bu safkanın en ciddi rakip olarak da şu an Türkiye'de favori konumunda olan altın nolu Sigiloso, bir Kozan temsilcisi Luis Saez gibi usta jockey ile bence ilk kez koşacak olmasına rağmen şanslı isim olarak bu iki safkan bende biraz ön plana çıkıyor. 7-6-6-7 artık nasıl şey yapıyorsunuz arkadaşlar, düşünüyorsanız. Bu iki safkan bende çok ön planda. Hani bu iki safkanı 7-6-6-7 olarak geçip bu ayak geçebilirsiniz ama bu ayak bana göre sürpriz olma ihtimalinde yüksek olduğu bir ayak görüntüsü var. Çünkü çok sivrilmiş bir safkan da yok. O zaman kimleri yazabiliriz sürpriz hanesine? Geniş hat yazmak isteyenler için de 4 nolu kaptayın, bir Kozan temsilcisi yine. Elgar Zayas'a start alacak olan bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen bugünün yine şanslı isimler arasında. 1 nolu Pro Contender, bir Jazz Dream temsilcisi Tyler Gaffney'e start alacak olan bu safkanda en azından bir yarış koşmuş. Nefes yönden bu sefer daha farklı ve iyi koşmasını bekliyorum. 3 nolu The Red Man, bir Chipto temsilcisi Marcos Menezes de start alacak olan bu safkanda en azından 4 yarış koşmuş, 3 tane güzel tabelası olan bir isim. Yine oranın şanslı isimleri halinde. 8 nolu Tale of Rob Brothers, bir Tale of Kati temsilcisi Christian Torres'e start alacak olan safkanda ilk kez koşacak olması ama bana göre sürpriz yapma ihtimalinin yüksek bir ismi. Zaten gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar 8. at. Şu an 8. sırada %5'lik oynanma oranı var. Yani bu ayak bana göre kapamalık ayak arkadaşlar. Yani kısacası bu kapamalık ayak. Ama ben sadece sıralama verdim sizlere. Yani 2 nolu bir boy kaldı. Ama bana göre ya 6-7 geçeceğiz bu ayağı ya da bu ayağı kapatacağız arkadaşlar. En kestirmesi, en kısası bu. Çünkü buradaki safkanların hepsi de birbirine geçebilecek ayarda. O yüzden bana göre hiç eğer risk almak istemiyorsanız bu ayağı bana göre bir haş demenizde fayda var. Günün 4. ayağında satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. Hemen burada da oranlara geçiş yapalım. Evet, burada da baktığımız zaman 1 nolu safkan 3 lira orana sahip. 3 nolu safkan 3.30, 2 nolu safkan 5.5 lira, 5 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan 7.5 lira, 4 nolu safkan 9 lira. Biraz bekleyelim eğer. Evet. 4 nolu safkan 9 lira, 8 nolu safkan da 8 lira veren var, 10 lira veren var ama genelde 8-9 lira diyelim. 7 nolu safkan da aynı şekilde 9 lira, yani 4-8-7'yi 9'ar lira olarak kabul edebiliriz. 6 nolu son sıradaki safkan da 12 lira bir orana sahip, bazı siteler 20 lira veren var, 16 lira veren var ama 12 lira genelde verilen var. Yani bu safkan da 12 lira olarak görebiliriz. Zor bir ayak. Zaten oranlardan da göreceğiniz gibi yine bir zor ayak. Bana göre yani şu 3. ayakla 4. ayak biraz kalabalık yazılması gereken ayaklar. Tabii benim burada sıralamam 3 nolu Gregor's Gale, bir Shanghai Bobby temsilcisi Rajim Marak'la start alacak olan bir safkan. En azından formda bir safkan. Bana göre ilk şanslı isim olarak kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 5 nolu Stormy Derby Day, bir Get Stormy temsilcisi Luca Panici ile start alacak olan bir safkan. Yani ne kadar son 4 yarışı tabela dışı gibi olmuş olsa da bu safkan en azından bugün kazanabileceği bir grupta koşuyor. Daha sonra 8 nolu Extravagant Rosie, bir Trosser Beach temsilcisi Emisel Jaramillo ile start alacak olan bir safkan da. Yani ne kadar yine dediğim gibi kötü gibi performans gibi gözükse de bugün uygun grupta koşuyor. Tam bir çim atıldı zaten olduğunda en azından söylemekte fayda var. Daha sonra 1 nolu She Flayed the Skein, bir Alternation temsilcisi Tyler Gaffney'in start alacak olan bir safkan. En azından favori bir isim. Bugün yine şanslı isimler arasında.
9 nolu Restjes. Bir point on entry temsilcisi Louis Size start alacak olan bu sapkanda yani ne kadar 284 gün gibi arası olsa da bugün en azından iddialı isimler arasında adını yazmasını beklediğim isim olur. Daha sonra 2 nolu Memphis Showboat, The Factor gibi yine içim orijini sahip yine gelme ihtimali olan bir isim ve son hafta 7 nolu Star Sweep. Bir astroloji temsilcisi yani bir yıl civarında bir koşmamış olsa da en azından bugün dinçlik yarışı yapabilen bir isim. Çünkü neden diyeceksiniz? Şurada bakın bir yıl öncesinde bir yarış koşmuş. Uzun aradan sonra koştu yarışı kazanan bir isim. Yani bugün bakarsanız bir kazanarak geri dönüş yapabilir. Yani bu ayakta zor, yani bu ayakta da mümkünse kapatmaya kadar gidilecek bir ayak. Yani artık ya 3-5-8-1 sıralaması yapacağız. Daha sonra 9-2-7 hepsine kadar gideceğiz. Ya da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ama yine dediğim gibi bu üçüncü ayakla dördüncü ayak tam kapamalık ayak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Günün beşinci ayağında satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına hemen burada oranlara geçiş yapalım. Yani bugün programa baktığımız zaman 3 ve 4 inanın fazla at yazmakta fayda var. Hatta kapatmaya kadar gidilir yani bana göre. Ama tabii herkes bütçesine göre el vermek zorunda. Burada baktığımız zaman bu 5. ayağında 4 nol safkan 1.20-1.40 gibi orana sahip. 5 nol safkan 4 lira orana sahip. 2 nol safkan 5 lira orana sahip. 8 nol safkan 5.5 lira. 7 nol safkan 10 lira. 6 nol safkan 16 lira. 3 nol safkan 16 lira. 1 nol safkan da 16 lira gibi orana sahip. Hemen biz buradan şeylerimize geçelim. Arkadaşlar ben burada 2 nolu Royal Megan bir Ankop Truth temsilcisi Tyler Gaffolin ile ben bu safkanı ilk şanslı isim olarak kuponlara yazmanızı önereceğim. Daha sonra 4 nolu Miss Pepina bir bayan çok iyi bir orijine sahip Louis Size satacak olan safkanın muhakkak kuponlarda yer almalı. Türkiye'de de favori olan bir isim ve son olarak da bir hat daha önereceğim size. Bir Braden temsilcisi olan 8 nolu Bramble Berry. Paco Lopez de bana göre yazılması gereken son isim olur. Yani bu 5. ayakta ben 2-4-8 üçünü de beraber kuponlara yazılmasını öneriyorum arkadaşlar. Benim bugün 3 safkan arasında tutuyorum. Çünkü bu 3 safkan biraz rakiplerin oranında ön planda. Günün son koşusu bir satış koşusu yine şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusuna burada 2 ve 9 nolu safkanlarında çıkmış olduğu bir yarış. Hemen buradan da oranlara geçelim bu son koşu için. Burada gördüğünüz gibi 8 nolu safkan 1.20 1.40, 1.50 gibi orana sahip. 10 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 4 lira. 4 nolu safkan 5.5 lira. 6 nolu safkan 6.5 lira. 3 nolu safkan 8 lira gibi orana sahip. Yani burada gördüğünüz gibi oranlar yine iç içe. Bir burada 1.20 lira çıkmış. 5'te 50 lira gibi orana çıkmış. Onlar da çıktı mı acaba yarıştan? Ama yok. Çıkanları çıkarmışlar orada. Gelelim bizim buradaki tahminlerimize. Arkadaşlar ben de burada 8 nolu War Canoe bir Lemon Drop kit temsilcisi Tyler Gaffney'e start atacak olan bu safkan bana göre de tartışmasız bu grubun en iyi atı gözüküyor. Yani kazanması bence en normal sonuç. Eğer bu safkanı tek atamıyorsanız arkadaşlar o zaman ne yapabiliriz? Yani büyük ihtimalle bu safkan yarışı kazanır. Tyler Gaffney zaten bu tip yarışlarda hani favori olduğu yarışta genelde %70 dolayında kazanıyor arkadaşlar. En azından bu çocuk yani biraz satışa matışa getirmiyor. Eğer bu safkanı tek atamıyorsanız yanına 10 nolu Sogging bir Creative Causa temsilcisi Julian Rapparock ise bana göre ilk ciddi rakibi daha sonra da 4 nolu Okikai bir English Channel temsilcisi olan bu safkanda Paco Lopez'le bence yazılması gereken son isim olur. Yani dediğim gibi ya 8'i tek atacağız ya da sonunda 10 ve 4'ü de ilave edip bu aya bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.